Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim başarısı tabii ki takdir edilmeli. Hepimiz de takdir ediyoruz. Gürsel Erol da takdir ediyor. Ama burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen en önemli görev seçim başarısından sonra tamam ben oldum dememesi ve başının dönmemesi. Eğer başın başarı rüzgarıyla dönerse önünü göremez. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen en önemli görev özellikle yeni kazanılan belediyelerde sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılmak. Ben geçen gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir personel kardeşimizle karşılaştım. Ne yapıyorsun dedim. Sosyal hizmetlerde çalışıyorum dedi. Neler yapıyorsunuz dedim. Abi biz dedi süt dağıtıyoruz. Çocuklara bazılarına tek çocuk varsa 3 litre, bazılarına 2 çocuk varsa 6 litre, 3 çocuk varsa 10 litre gibi bir süt dağıtıyorlar. İstanbul'da hiç süt içmeyen çocuklar var dedi. Bakın belediyenin bir personeli, yetkilisi falan değil. Ve dedi şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki dönemde dedi, hiç balık yemeyen çocuklara balık dağıtmayı dedi, hedefliyor. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz dedi. Orada bir memur arkadaşımız yani. Ya dedim ki vallahi çok güzel. Çünkü hiç omega e, almamış. almamış çocuklar var İstanbul'da. Şimdi... Buradaki sohbetlerde, buradaki arkadaşlarımız hiçbir zaman yapmadılar ama başka tartışmalara gelen arkadaşlarımız bu süt dağıtma işiyle alay ediyorlardı bazıları. Alay edilecek bir yol. Hayır hayır buradakileri burada tenzih ederek Altos. söylüyorum. Şimdi bir anne, dedim ki mesela o sütü nasıl kullanıyorlar, takip ediyor musunuz? Çocuğa mı veriyor, ne yapıyor? Halk sütü. sütü Halk sütü. Lazım. Abi dedi, geçen dedi ilk kez süt verdiğimiz bir anneyle dedi tanıştım. İlk kez çocuğuna... O kampanyadan faydalanarak süt alıyor. Biz aylardır sütlaç yemiyoruz dedi. O kadar etkilendim ki ben de. Tamam mı? Yani şimdi bu o kadar önemli ki Gürkan. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yapması gereken şey şu. Ha tabii ki belediye Sosyal yoksulluğu şey. baştan sona çözemez. Bu belediyenin görevi de değil. Yani iktidarın yarattığı yoksulluğu bir belediye nasıl çözecek? Belediyenin bütün kaynaklarını versen gene yetmez. Ama bunu yaptığında neyi kazanıyorsun? İşte Kütahya'yı kazanıyorsun. Seçimden önce ve seçim gecesi burada şunu söyledim. Seçim gecesi. Kütahya'yı kazanmadı ama biliyorsunuz AK Parti MHP birbirine girdi. Aradan çıktı. Yani. Ya, Kütahya'yı işte kazanmadı yani. sonuçta. E seçim öyle kazanılır değil. zaten. Soru canım, başka nasıl kazanılır? Hayır ya kıymetli vekilim sen orada A'yı B'yi toplayıp C'yi önemseyemezsen Efendim, siyaset, 20 puan farkın çöpe gider. Siyaset bir o oyun kurma sanatıdır. Siyaset o... bir oyun kurma sanatıdır. Hayır, Sonuçta, Afyon örneğini ver başım gözüm Efendim, üstüne. Efendim Afyon Karahisar'da öyle. Bolu'da öyle diyelim da <laughs> öyle. Bursa, Şimdi bak Mustafa ben seçim gecesi tamam. Gürkan şunu söylemiştim. Burada olmadı. kürsüye çıktığımda şunu söylemiştim. Demiştim ki bu seçim sonuçlarını sadece ekonomiyle, ekonominin yarattığı tahribatla açıklamayın. Hı hı. Seçimden önce de şunu ifade etmiştim. İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşayan, İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan, AK Partili belediyede yaşayan vatandaş, CHP'li Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer belediyelerinde Yaşamak istiyor, öyle bir yaşam tarzı istiyor. bunun iki müreffeh. Bunun iki sebebi Bakırköy'de var. Bakırköy'de Bir tamam. sosyal yanı var, iki ekonomik yanı var. Çünkü senin yönettiğin ilçe 24 saat yaşayan dinamik bir ilçe haline gelirse arsanın metrekaresi 1000 liradan 10 nasıl bin olacak? liraya çıkıyor. Ya nasıl olacak? Barış diyordu ki. Kırıkkale'ye gittim. Bir tane alkollü yer var e, diyordum. Bir tane Diyem, var otel aslında. miydi? Ya o ben pavyonları saymıyorum canım. O <laughs> kenarda bir tane otel var Kızılırmak. Şimdi, şimdi Kenarında. ama artar değer o zaman. Sinan Burhan artacak göreceksin. Bak Kırıkkale açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiş bir emekli kenti. Sayın Kılıçdaroğlu ile Gürsel Tekin belki 15 kez gittiler benim hatırladığım. Ve orada surda bir gedik açtılar. Emeklilere ulaştılar. Özgür Özel de takdir ediyorum ve tebrik ediyorum kendisini geldi. O açılan surdan Kırıkkale'yi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdı. Ve orada çok Seçim, başarılı bir milletvekilimiz var Ahmet Onan. Müthiş başarılı. Adıyaman'da keza aynı Abdurrahman arkadaşımız. Abdurrahman Adıyaman'da. Adıyaman'da, Adıyaman'da, Adıyaman'da da aynı Abdurrahman, Abdurrahman aradığımda, Abdurrahman Tutdere'yi aradığımda abi sen Adıyaman'da seçimi nasıl kazandın dediğimde bana şunu söyledi. Bize seçimi kadınlar ve gençler kazandırdı dedi. Adıyaman ne? Menzilin göbeği değil mi? menzilin göbeği. Yok, kahta oy kullanmıyor. işte ha. neyse sonuçta kahta, sosyal olarak etkiliyor etkiliyor, ama, etkiliyor, etkiliyor, ama, etkiliyor etkiliyor yani etkiliyor etkiliyor. sonuçta Adıyaman dedi mi Çar da müthiş o. bir aile başarı hikayesidir Radiyama kim ne derse desin. Değil. Yok normal il belediyesi biliyorsunuz değil mi özellikle soruyorum. Bilerek ama soralım. sonuçta o psikoloji Şehrin içine de yani aliyamanlara haksızlık ediyorsunuz ya. efendim yani siz kadınlar ve misin? gençler birisi... kazandırdı. Yani dedi. Ha şimdi şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde yani bir fırsat e, var mesela. Hayır, Hayır efendim ya, onu kastetmek istemiyor. da otur yerlerde seçim ya. almak çok kolay değildir. Orayı değil yani, yani, yani de, o neredeyse o imkansızı başka. gerçekleştirmektir ve başarmıştır arkadaşımız. Menzilcilere düş yani insanlar kızdığı için kadınlar ve gençler olabilir seçim öyle kazanılıyor zaten Hayır, nasıl öyle kazanılıyor? De, ama öyle değil Adıyaman'ın merkezinde menzilcilerin etkisi yok ya efendim Adıyaman'ın Adıyaman il başkanıyla da konuştum Adıyaman başkanı. il başkanı Doğru, da, da çıkarmadı Adıyaman diyor. il başkanı da şunu söyledi yok. Bizim dedi seçimi kazanmamızdaki en büyük etkenlerden biri AK Partili yöneticilerin deprem döneminde 6 Şubat depreminde ortaya koyduğu tavırlardır dedi ha, bak, Bir dakika bak bak bir bu, saniye, bak, abi. bu bu seçim tek gerçekte... bir sonuçla açıklanamaz. Ağmen. Seçim sonucu Ay, işe, tek hani, bir sonuçla açıklanamaz. Cemaate, tarikata bağlıyorsun diye onun için diyorum. Yani. Efendim, Adıyaman cemaate, deyince, tarikata bağlıyor. İnsanlar, menzilcileri... cemaat ve tarikat baskısı altında yaşamak istemiyor. Bekir, <laughs> bu kadar. Barış, e, fırsat cüm... ve Cumhur... tuzak dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaresi var. İyade Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini doğru buluyorum. Sonuçta kendisine bir siyasi alan açıyor. Kim? Özgür özel. Ha, Özgür, Özgür özel. Hatırlayın, Ekrem İmamoğlu ilk kez aday olduğunda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Sayın Erdoğan'ı ziyaret etti ve o ziyaretten sonra siyaseten sıçradı. Özgür Özel de hem kendisine bir siyaset alan açıyor hem de partinin patronu benim diyor. tartışmalar bitirmek için. Önümüzdeki döneme ya daha gelelim. patronu mu kaldı ya artık? Bu, artık biz olsun CHP, yani. CHP başarılı, CHP başarılı genel CHP'lerinde bir yani. fırsat var, bir tuzak var. Nedir onlar? Fırsat şudur. Fırsat elindeki 400 belediye ile sosyal belediyeciliği Türkiye'nin her yerine yayıp genel seçime oy aktarmaktır. Tuzak Cumhurbaşkanlığı tartışmasına düşmektir. Aa, ilginç. Bahar Feyzan. Doğru bir tespit. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, Doğru. iade ziyareti Forvetler ve onunla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel durumu. Ya şöyle CHP hakikaten hani büyük bir başarı gösterdi bunda bence ekonominin de etkisi çok çok önemli bir yeri bir çok vardı. Var. Birçok faktör var. Tabii Doğru. ki CHP'nin başarılı işte belediye başkanları var. Bence Ekrem Mamoğlu ve Mansur Yavaş'ın etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Tüm Türkiye'ye resmen şey etkisi yarattılar. Ya yani umut verdiklerini düşünüyorum. Hani sadece o eski CHP anlayışıyla kendi böyle kısır döngülere inanıp ya şöyle bir şey vardı ben ya dedim ki ya buna nasıl inanıyorsunuz biz işte CHP zaten yüzde 25'i aşamaz hani Özgür Özel'in cam tavan dediği ya olur mu işte bak bir Ecevit örneği var niye siz inanmıyorsunuz buna böyle bir şey mümkün mü yeter ki biri olsun bak Karaoğlan olan dediler sahiplendiler diye neyse CHP bu hikayesini yarattı ama şurada e, Barış arkadaşın söylediği şö şeye şöyle katılıyorum. CHP için hem avantajlar var hem de tuzaklar var. Doğru. Birincisi... E, ee, Özgür Özel'in acilen nasıl bir muhalefet çizgisinde gideceğini belirleyip bir yol haritası oluşturması lazım. Evet Erdoğan'la görüştü, evet Erdoğan ona gelecek vesaire. Ama şimdi burada gündem belirledi, tamam. Liderliğini pekiştirmek için işte kendisi randevu aldı, hem MHP görüştü. Bunlar önemli ama peki sonra? Yani bu bizim önümüze nasıl bir şey koyacak? O dedi ki e, bu dedi yumuşama değil normalleşme. Hayır ben bir vatandaş olarak demokratikleşme talep ediyorum ya. Yani normalleşme kime göre normalleşme çünkü? Yumuşama kime göre yumuşama? Ben demokratikleşme talep ediyorum. Bunu verebilecek mi? Veya önümüzdeki seçimlerde vadi bu olabilecek mi? Anayasaya bir... destek vereceksiniz o zaman yeni anayasaya. Abi gözün sevim kaç tane anayasadan her, <laughs> seferinde, anayasa, saymıyorlar. Değişik, değil. <laughs> her seferinde saymıyorlar. Her seferinde daha sıfırdan. kötü oldu yani demokratikleşmeyi sadece anayasadan ibaret evet. görmek yani a, 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 atalım kendimizi biz buradan ya boş Atıyoruz verin lütfen. yani. Zaten Atmadım biz demokrasiyi ya. bir de seçimlerden ya. ibaret görüyoruz. O da ayrı Eksi konu. bir yere <laughs> Daha dilek atayım Nasıl Hayır Hasan yani? Bey. Çatıya Yurkan çıkman, yok onu, mu fırlatmalı koltuk şurada? <laughs> kata çıkman lazım. Şurada Kanalın fırlatmalı koltuk yok mu? Çıkamazsın bir yere buradan. <laughs> Var ya şey filmlerinde evet. sonra yani dediğim gibi bir hikayeyi acilen üretmeleri gerekiyor. Şu tartışmalara girmeden efendim işte şey mi Cumhurbaşkanı adayı olacak o mu olacak bu mu olacak hani sunulan şey perspektife o tuzağa düşmeden önce. İkincisi şu çok önemli yani şimdi Cumhur İttifakı bazında bakarsak tükenmiş bir hikaye var orada. Yani döndürmeye çalışıyorlar. Bu genel seçime kadar bu hikaye tamamlanabilir mi? Güçlenebilir mi? AK Parti kendini toparlayabilir mi? Ya Bülent Arınç bile dedi çocuklar büyüdü dedi. Hatırlarsanız. Kim şimdi, dedi efendim? Bülent Arınç. Büyük siyaset devi. Şimdi hayır şunu kastediyorum. Büyük şimdi AK Parti'nin ilk kurucuları ve ilk dönem AK Parti ekibindeki ağır toplarının bir hikayesi, bir hedefi ve yırtma zorunluluğu vardı. Ve çok ciddi, hepsi mücadele adamıydı. Severseniz sevmezsiniz. Onlar. Nerede ben, mesela? Bu sorunun o muhatabı ağır bence ağır ben değilim. Hayır hayır nerede ama o ağır toplar. Şu ben Bu sorunun muhatabı bugün, belki Sinan Bey olabilir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız <laughs> <başkanımız, gülüyor> grup toplantıda cevap verdi sanki ona. Şimdi Hayır şunu demek istiyorum. Asfiye edildi. Neredeler şimdi? Bir <laughs> mücadele şeyi vardı, ruhu vardı. Şevki vardı. Şevki vardı. 20 küsür yıl geçti. E, statü atlandı. AK Parti elitleri oluştu. Çukurambar diye bir yer doğdu Las Vegas gibi filan. E şimdi kim mücadele edecek? Yani yeni getireceğiz diyorlar. Kimi getirecekler? Ben merak ediyorum. Şu an zaten olanlar eldekilerin en iyisi değil mi? Hani bakanlık kısmında da, işte ne bileyim görevliler kısmında da. Hani tamam arada beğenmedikleri birkaç kişi vardır vesaire. Tamam eldeki en iyisi bu. Kimi getirecekler? Ne yapacaklar? Dışarıdan ithal mi edecekler? Yani genç arkadaşlar dediği. Gençler de daha zengin bir AK Parti içerisinde siyaset yapıyorlar. Yani işte ikinci, üçüncü, dördüncü, kaçıncı kuşaksalar artık. Seçimden sonra istifa eden hiç kimse yok. Bir daha sonra söyleyeceğim Sinan Burhan bozulacak. Aa. İstifa eden tek organ Maraş, Elbistan kadın kolları. Seçimi kaybettikleri. Hakikaten için. tebrik ediyorum kendileri. Ben şunu söyleyeceğim son olarak. Özgür Özel'in bir noktadan sonra Tam belediyeleri diyelim ki iyi yönettiler. Ha şunu da bitirmeleri lazım. Hani bazı garanti belediyeler var ya işte ne bileyim Beşiktaş gibi, Sarıyer gibi, işte Kadıköy evet. gibi. Ya bunları da artık şöyle yönetmeyin ya. Yani Şükrü Genç çünkü öyle yönetti. Ya aman nasıl olsa bize oy verecekler diye de yönetmeyin artık bir zahmet. Yani o insanlar da orada yaşıyorlar, vergilerini veriyorlar vesaire. Yani, yani gazoz o... kapağını seçeceğiz diye seçmeyin. öyle de yönetmeyin artık yani, yani o onu ilçeleri. Onu bilen adam niye yani... Bir noktadan sonra eğer erken seçim çağrısı yapmazsa gücünü eritir.